Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 2. ünite bursluluk sınavı ile ilgili arkadaşlar soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solunum sistemi ile ilgili arkadaşlar bazı sorular çözeceğiz. İlk soruyla başlamadan önce kanala arkadaşlar abone değilseniz lütfen abone olun. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi Fen Bilimleri Öğretmeni Ece Hanım, öğrencisi Oya'ya bakın solunum sistemi ile ilgili 4 tane soru sormuş ve her doğru cevap için 25 puan vereceğini söylemiş. Arkadaşlar Oya'nın verdiği cevaplar bu şekilde. Biz bakacağız. Cevaplar doğru ise ona göre her biri için 25 puan vereceğiz. Akciğerler sağ ve sol olmak üzere 2 tanedir. Evet arkadaşlar akciğerler 2 tanedir. Bu sorumuzun cevabı doğru olması gerekiyor. Burunda kıllar, mukus ve kılcal damarlar bulunur. Bu da doğru olması gerekiyor. Ağızdan nefes alıp vermek, burundan nefes alıp vermeye göre daha sağlıklıdır. Yanlış arkadaşlar. Bakın burundan nefes almak lazım. Çünkü burundan arkadaşlar nefes aldığımızda ne yapılıyor? Bakın o hava burunda temizleniyor. Kıllar sayesinde, mukus sayesinde hava temizleniyor arkadaşlar. O yüzden burundan almak daha sağlıklıdır. O yüzden bunun cevabı yanlış olması gerekiyor. Burada bir tane seçenek de biz ekleyelim. Mesela nefes aldığımızda ya da soluk aldığında mesela diyafram kubbeleşir. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Bakın nefes aldığımızda diyafram kubbeleşir dersem doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar tabii ki yanlış olması gerekiyor. Diyafram kubbeleşmez. Diyafram düzleşir. Tamam. Bu şekilde de cevabımızı verelim. Şimdi karşılaştırdığımızda bakın akciğerler sağ ve sol doğru demiş. Buradan 25 puan aldı. Kılcal damarlar bakın kıllar mukus ve kılcal damarlar burunda bulunur. Yanlış demiş. Buradan puan alamadı. Ağızdan nefes alıp vermek, burundan nefes alıp vermeye göre daha sağlıklıdır. Bakın yanlış demiş, yanlış olması gerekiyor. Buradan da 25 puan aldı. Toplamda arkadaşlar 50 puanlık bir sonuca ulaştık. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bakın solunum sistemi ile ilgili ne yapmış? Bir görseli sınıfa getirmiş öğretmen. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıfa getirdiği görseldeki sistemin organlarından biri bakın değildir demiş. Yani solunum sistemine ait olmayacak. Bir bakıyoruz. Gırtlak, bronşlar, soluk borusu. Arkadaşlar bunlar solunum sistemine aittir. Bakın soluk borusu bu. Ters Y. Bronşlar arkadaşlar şu ayrılan iki kola bronş diyoruz zaten. Her iki tane olduğu için bronşlar diye geçiyor. Gırtlak ise bakın hemen soluk borusunun üst kısmındaki yapı. Bunlar solunum sistemine ait. Ama karaciğer arkadaşlar solunum sistemine ait değildir. Dikkat edelim. Evet geldik 3. soruya. Bakın bir akciğer modeli verilmiş. Yukarıdaki modelde bakın görüldüğü üzere soluk borusu akciğere doğru iki kola ayrılır demiş. Buna göre bu kollara verilen ad aşağıdaki seçenekler hangisinde doğru verilmiştir? Bakın soluk borusunun iki kola ayrılmasına verilen adı sormuş. Bakın şu iki kola ayrıldığında verilen ad nedir demiş. Arkadaşlar bunlara bronş diyoruz. Bakın ayrılan bu her bir kola bronş diyoruz. Eğer ki bize bakın dikkat edin dallanmış yapıyı sorsaydı, bakın bronşların dallanmasını sorsaydı o zaman bronşluk olurdu. Alveol ise arkadaşlar bu bronşlukların uç kısmındaki hava keselerine alveol diyoruz. Soluk borusu zaten şu gördüğünüz kısım. Dikkat edelim. Evet geldik 4. soruya. Bakın aşağıda bazı solunum sistemi organlarının görevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen görev ile ilgili bakın ile organ
doğru eşleştirilmiş. Tamam mı? Görev ile organ doğru eşleştirilmiş diye sormuş. Bakın ne diyor? Dışarıdan aldığı havayı yutağa iletiyormuş. Kanın oksijen bakımından zenginleştiği organ. Kanın oksijen bakımından zenginleştiği organ. Arkadaşlar, kanın temizlendiği yer neresiydi? Akciğerlerde. O yüzden 2 kesinlikle akciğer olacak. Bakın tek bundan direkt ne yapıyoruz? Soruyu yakalayabiliyoruz. Bakın kanın temizlendiği yer. Unutmayın. Dolaşım sisteminde bundan bahsettik. Küçük kan dolaşımında bundan bahsettik. Kanın temizlendiği yer akciğerde. Bak ne diyor? Birincide dışarıdan aldığı havayı yutağa veriyormuş. Dışarıdan havayı biz nereden alıyoruz? Arkadaşlar burundan alıyoruz. Burundan alıp direkt yutağa veriyoruz. Yemek borusu ile, bakın yemek borusu ile soluk borusunun arasında köprü görevi görüyormuş. Bak yemek borusu ile soluk borusu arasında köprü görevi görür. Evet arkadaşlar yutaktır bu. Bakın yutak aldığımız havayı ne yapıyor? Soluk borusuna aktarıyor. Veya yediğimiz yemeği yemek borusuna ne yapıyor? Aktarıyor. Yemek borusu ile soluk borusu arasındaki köprü görevini yutak ne yapıyormuş? Üstleniyormuş. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Evet, 5. soruda soluk borusu akciğerlerin içine doğru bakın gittikçe dallara ayrılıyor diyor. Bak dallara. Akciğerin içine dallara ayrılıyormuş. Gittikçe incelen bu dallara verilen isim nedir diye sormuş. Arkadaşlar bak soluk borusu bu. Bu soluk borusunun iki kola ayrılmasına bronş diyoruz. Bu bronşların da akciğerin içerisinde bu şekilde dallanmasına ise ne diyoruz arkadaşlar? Bronşçuk diyoruz. Tamam mı? Bakın dallanması derse bronşçuk. Bak bronşlar ne? İki kol. İki kola bronş diyoruz. Ama dallanması daha ince, daha küçük parçalara ayrılması ise bronşçuk. Tamam mı? Geldik 6. soruya. Bak ne diyor? Öğretmen soruyor sınıfa. Yani şey yapmış, yöneltmiş. Bak ne diyor? Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir? Bak havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak. Arkadaşlar fark ettiyseniz hep gazlardan bahsetmiş. Bak hep gazlardan bahsediyor. Yani solunum sistemini burada kastediyor. Tamam. Evet, 7. soruya bakalım. Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır? Soluk alma sırasında vücudumuzda meydana gelen olaylar nelerdir? Soluk alma. Hemen bakıyoruz. Soluk alma sırasında diyafram düzleşir. Evet, bak soluk aldık, nefes aldık. Akciğerler aşağı doğru baskı yapacak. Diyaframı düzleştirecek. Bu doğru. Akciğerde daralma meydana gelir demiş. Soluk alma esnasında göğüs boşluğu, bakın soluk alma sırasında göğüs boşluğu ne yapıyor? Genişler demiş. Kaburga arasında kaslar kasılır. Zaten kasılma soluk alma sırasında gerçekleşir. O yüzden zaten Ece ve Emrah'ı ne yapıyoruz? Eliyoruz. Soluk alma esnasında bakın nefes aldım. Göğüs boşluğu genişler demiş. Akciğerde daralma meydana gelir demiş. Arkadaşlar akciğerde daralma. Bakın nefesimi aldım. Akciğerler bak genişledi. Nefes aldı. Bak nefes aldığında akciğerler şişiyor. Hani balonu hatırlayın arkadaşlar. Bakın balonu şişirdiniz. Balonlu oldu. Genişledi. Yani hacmi arttı. O yüzden genişledi demesi lazım. Daralma yanlış. O yüzden Hatice'nin verdiği bilgi hatalıdır. Dikkat edelim. Evet, 8. soruda. Bakın solunuma yardımcı organları ne yapmış? Sormuş. Bununla ilgili bir afiş hazırlamasını istemiş. Solunuma yardımcı organlar.
Bakıyoruz. Buna göre Neriman'ın hazırladığı afişlerden hangisi doğrudur? Solunuma yardımcı organlar. Arkadaşlar baktığımızda burun soluk borusu demiş. Bronş bronşluk demiş. Alveol bronş demiş. Arkadaşlar solunuma yardımcı diyorsa burada hani yardımcı kısımlar da diye geçer. Diyafram ve göğüs kafesi. Bakın diyafram zaten solunuma yardımcı. Tamam. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Solunuma yardımcı olan diyaframdır. Çünkü oradaki hani kasılıp gevşemesiyle ne oluyor? Yani akciğerleri mesela ne yapıyor? Baskı yapıyor. Tamam. Bu şekilde solunuma yardımcı oluyor. Evet, 9. soruya baktığımızda aşağıda solunum sistemi organlarından biri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bakın solunum sistemi organlarından biri ile. Buna göre özellikle verilen solunum sistemi organı hangisidir? Alınan havayı bakın ne yapıyormuş? Isıtıyormuş. Kuru havayı nemlendiriyormuş. Yapısında kıllar ile havadaki tozları tutuyormuş. Arkadaşlar kıllar nerede bulunuyordu? Tabii ki solunumun başladığı yer burunda bulunur. Bakın bu bütün özellikler buruna aittir. Tamam mı? Havayı ısıtması, işte nemlendirmesi bunların hepsi burunda gerçekleşiyor. Tamam mı? Orada kılcal damarlar olması, işte mukus olması, kıllar olması gördüğünüz gibi havayı temizlendiriyor, nemlendiriyor, ısıtıyor. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sağlığı için yapılması gerekenlerden biri, bakın biri değildir. Solunum sistemi sağlığı için yapılması gerekenlerden biri değildir. Terliyken soğuğa çıkmamak, sıcak yemeklerden kaçınmak, tozlu ortamlarda bulunmamak, kapalı yerlerde çok fazla kalmamak. Arkadaşlar, sıcak yemeklerden kaçınmak yani solunumla ilgili herhangi bir yapması gereken bir şey değildir, tamam mı? Ama diğerleri önemli. İşte terlikten soğuğa çıkmak zarar verir. Özellikle akciğerlerimize. Tozlu ortamlarda mesela yine bulunmamamız gerekiyor. Kapalı yerde yine çok fazla kalmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz yerleri belirli aralıklarla havalandırmamız gerekiyor. Ama sıcak yemeklerden kaçınmak gibi bir şey söz konusu değil. Evet arkadaşlar solunum sistemi bu şekilde. Bu konuyu da bitirdik. Bir sonraki konuda arkadaşlar boşaltım sistemi ile ilgili sorular çözeceğiz. Önceki videoları izlemeyenler varsa arkadaşlar bakın diğer ünitelerden sorular çözdük. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala lütfen abone olun. Videolarımızı beğenin ve lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.